şimdi bak. Ya baksana işte dayım. Ya dayı bak. Bak işte dayı bak şuna. Musti. Ya dayı bak işte ya. Musti kan akıyor orada. Ya dayı. Mustafa ver o telefonu. Ya bir dur anne ya. Dayımın ne olmak için izliyor işte. Ben ne mi olacağım ona bakınca? Ünlü olursam beni insanlar sever mi Türkan? Ha? O zaman bana deli demezler değil mi? Bak 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 bak. Mustafa bak kıracağım ama onu. Kırma ünlü olacağım. Tövbeler olsun. Baba. Merhaba baba. Türkan ne zaman gelecek bu Zeynep Allah aşkına? Benim takatim kalmadı. Ya bitsin artık bu kakava be. Tamam babam bitti. Sen üzme kendini. Bak bitti artık. Unutulur gider. Yani konuşuldu, yazıldı, çizildi. Tamam bundan sonra dedikodusu, medikodusu, tıkı mıkı biter artık. Yani daha ne konuşacaklar ki zaten? Ne bileyim ben? Tamam, üzülme sen. Tamam kızım. Tamam. Kakava ne demek? Bilmiyorum ki. O neyse. Bilmiyorum. Hala gündemdeyiz. Mobese rekora koşuyor. Ana haber hala burada. Sponsorlar, takipçiler, hatta rakipler. Herkes geçmiş olsun sırasında. Her zaman söylerim bilirsin. Gerçek hayat kadar iyi bir şov yok. Biz de şovumuzu yapacağız. Sosyal medya bizi batırdı. Ama üçüncü sayfa kurtaracak. Bu rezaleti kanla temizleyeceğiz. Daha düne kadar kadın düşmanı diye linç ettikleri Ozan'dan aşkı uğruna kanını döken bir aşk kahramanı yaratacağız. Ozan Bey bir açıklama yapar mısınız? Bu süreç size Zeynep Hanım hep yanınızda. Zeynep Hanım geçmiş olsun. Kısa bir röportaj lütfen. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun atlattınız. Konuyla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz Zeynep Hanım, Ozan Bey? Zeynep Hanım bu süreçte sizi hiç yalnız bırakmadı. Aşk olsun evin ya. Vallahi. Ya sen bana niye inanmıyorsun? Onlara mı inanıyorsun? Aa, ben anlatacağım senin evin. Hadi hadi. Aşk olsun kapatıyorum bak. Annem hasta diyorum sana. Ben arayacağım seni. Arayacağım. Bir sürü şeyle uğraşıyorum şu an. Hadi bay, hadi tamam arayacağım evin. Ayol parayla kız satılır mı ya? Tövbe. Yahu kardeşim biz üç gündür dilimizde tüy bitti anlatmak için. Ay, ama daha ne diyeyim ben sana ya? Küseceğim ama artık küseceğim. Mürvet. Aa olmaz öyle şey. Ama ne yapayım? Yazarlarsa yazsınlar. Eli tutan yazıyor. Ne yapayım ya? Biz öyle insanlar mıyız ha? Söyle bana. Öyle insanlar mıyız? Hah, bak. Kapatıyorum ben. Kapattım. Ya hayır vallahi yok. Hayır bak. Ya hayır Saniye abla sana dedim 10 dakika önce ya. Ya vallahi milletler... Ne yazacağını şaşırmışlar bunlar. Erolar havalarda uçuşuyor. Ya sen deli misin? Bak, sen söyle Saniye abla. Allah aşkına o çiloz o kadar eder mi? Ya 50 bin lira euro falan böyle öyle başlık parası mı kaldı ya? Hadi tamam. Hadi Saniye abla hadi. Ben benden su dayanacağım. Gel bak. Anne. Gel bak şuna gel. Ben çok kötü oldum gene. Anne sakin ol bak. Anne sabahtan beri. Sabahtan beri 50 de ben ne yapacağım ya böyle. Çok şükür bitti şu hastane işleri. Bu çağda bu kafa. Bir bitmediler. Yazık bu Ozan'a. Şimdi de bizi gömüyorlar ya. Aile boyu linç. Kızım bırak artık şunu. Bak deden duyacak. Baban görse delirecek yine. Bırak şunu. Evet efendim evet. Evet efendim çok sağ olun. Ne demek efendim? Yok. Kesinlikle efendim ya sonuna kadar haklısınız. Yani benim gibi bir insanın böyle bir utanç verici olayla anılması inanılır gibi değil. Evet efendim asla ben... Efendim siz... Efendim hangi çağda yaşıyoruz? Yani benim gibi
Bir insanın efendim böyle şeylere karışması ya söz konusu bile olamaz. Ama efendim bakın ben kaç senedir sizin yanınızda odacınız olarak çalışıyorum. Efendim bakın insanlar başarıyı çekemiyor. Başarılı olmak insana yük. Hayır efendim öyle başlık parası falan yok. Ben belediyemizi asla asla böyle bir sıkıntının içine sokmam. Öyle bir insan değilim. Kaç senedir yanınızdayım. Demek istediğim... Alo. 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 Ne dediler Fevzi? Sana helal olsun dediler. Ne güzel yeğeninle televizyonlardasın dediler. Yeğeninle neler yapıyorsun dediler. Ne güzel işler yapıyorsun dediler. Haftaya disiplin kurulundasın dediler. Bu ne demek biliyor musun? Ulan bu işten atılmam demek benim. Bir de soruyorsun ne diyor diye. Ulan hepsi sizin yüzünüzden. Genç, iyi misiniz? Sarstı mı? Adamı gördün mü? Kimi? Bıçaklayan adamı mı? Yakalandı ya biliyorsunuz. Hayır, bıçaklayan adamı demiyorum. Ay yaşı diyorum. Keşi. Keş. Çok saçma. Ama orada olduğuna yemin edebilirim. Yani ben kimden bahsettiğinizi anlamadım ama bize babam yardım. Babandan bahsetmediğime emin olabilirsin. Peki. Sponsorlar neredeyse açık arttırmaya girecek. Ana akımdan olayla ilgili röportaj teklifleri yağıyor. Ana haber daveti bile aldık. Ya, sihirli formül kan akıtmakmış meğer. Bilseydim çoktan alırdım elime bir bıçak. Keramet kanda değil ama. Kız da diyorsunuz. Ozan hayal ama kız gerçek. Yoldan geçen herhangi bir kız işte. Hele başımıza açtığı şu son iş tam bir üçüncü sayfa haberi. Bu ülkedeki kadınların yarısının hayatı böyle. Keramet kızda. Teşekkürler. Ozan Bey biraz konuşabilir miyiz? Kızın yanında biraz fazla olmuyor mu sence de? Senin benim başımda dikilmeyi nasıl açıkladılar hastanede? Kimse bir şey sormadı mı? Hadi ya. Ben de abi abi diye sayıkladın diye... Abini başında istedin zannettim. İdare ettin değil mi? Etmemem mümkün mü? Merak etme. Hiçbir şey anlamadı. Kafan rahat olsun yani. O dilde ben sana bir şey söyleyecektim ya. Yani yine arıza çıkaracaksın ama. Ozancığım. Yukarıda çok işimiz var. Hadi. Duydunuz zilin sesini. Bir şey söylüyordum ben. Sonra. Gördünüz. Güzel. Bak bak Kadir'e bak. Kalkmış kebapçıya gitmiş. Ulan çekip vursun bak ne olacak. Ulan kılımı kımırdatırsan var ya ben namert olayım be. Ha bak kızı da geldi. Baba kız yediğiniz şimdi o haltı temizlersiniz beraber. Aa, ne oluyor? Kafamıza atsaydın bari. Zeynep,
Biz bir halt yemedik enişte. Tamam mı? O adamı başımıza biz musallat etmedik. Beni sen sattın enişte. O parayı o adamdan sen aldın. Hadi oradan terbiyesiz. Ağzın var da konuşuyorum bir de. Zeynep. Kızım sen kapıya bak hadi. Sucudur hadi. Hem suçlu hem güçlü. Sen nişana at. Öyle marifet gibi. Senin rezil rüsva eden adamın elini tut bayrak aç. Oğlum sen ne takıldın benim peşime Allah aşkına ya? Ben bir eczaneye kadar gidemeyecek miyim tek başıma? Ama baba Türkan mı git dedi bana. Sen ilacı bekleyeceksin. Ben de seni. Tamam. Tamam şimdi sen. Ben tek başıma eczaneye gelerek sen eve dön tamam mı? Ya 10 dakikalık yolu ben tek başıma yürüyemeyecek miyim ya? Merhabalar. Ben de baban olarak sana diyorum ki sen eve dön tamam mı? Ben eczaneye gireceğim. Hadi bakalım. Türkan kızacak ama. Git, eve git, eve git, eve. Buyur. Dur bakayım. Buyur. Dur bakayım. Kastetmişsiniz. Hayırlı olsun. Canım pizza isterse haberim olsun. Hızlı servis. Ben lafı fazla uzatmasam iyi olacak. Şimdi biz Mine ile o tabir neydi? Toksik. Bizim toksik bir ilişkimiz var. Daha doğrusu vardı ama artık yok. Artık yok mu? Emin misin? Anneme teşekkür et. Sana zaman kazandıracak. Efendim anne. İpek, hemen eve gel. Bak dayına deden şimdi dönecekler. Onları kapıdan bir mazeret al. Babaannenlere götür tamam mı? Ay anne iyi misin ya? Okul var. Kızım Ozan Mert burada. Yani gelip dedenle dayın görsün mü onları? Yok artık. Şaka mı? Tamam tamam anne hemen geliyorum. Kusura bakma ama benim hemen eve dönmem lazım. Kötü bir şey mi oldu? Ay, kötü değil de acil diyelim. Bizim ev işte. Ya bırakayım o zaman. Arkadaş değil miyiz? Tamam. Yani ben sebep olduğum her şey için sizden defalarca özür dilerim. Yani her şey o kadar yanlış anlaşıldı. O kadar birbirine girdi ki. Neyse ben buraya sonuçta bütün samimiyetimle geldim. Sen bütün samimiyetinle buraya geldin falan ama... ya biz insan içine çıkamaz olduk yahu. Aha bu kızı nişanladık. Sonra kalktı sana kaçtı. Başımızın eğildiği yetmedi bir de borçlu çıktık. O borç... benim borcum. Yani Zeynep anlatmak istemedi tabii ki ama ben onu zorladım. Eğer izniniz olursa sebep olduğum şeylerin bir kısmını telafi etmek isterim. Ay bir dakika ben şimdi anlamadığım için soruyorum da sen şimdi bu parayı öderim diyorsun yani. Biz tamah etmeyiz böyle şeylere. Evladım bu para bize gelenek görenek icabı süt parası olarak verilmişti. Malum kızım sana anlatmış zaten. Babası. Yok para gitti. Gitti. Ya bizden onu geri isteyen yok. Ama nişan merasiminin akıbetinden sonra bize yakışmaz böyle bir şey. Tenezzül etmeyiz.
Sen de öyle yol yordam bilen bir delikanlısın. Kabahati telafi etme niyetindesin. Vallahi Ozan Bey, madem siz bize bir adım attınız, biz de büyüğü olarak tabii ki ona bir adım atacağız. Vallahi Ozan Bey, yani hani samimiyetinize güvenmesem bu parayı asla almam, biliyorsunuz. Beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. O vakit izin olursa ben müsaade istiyorum lütfen. Estağfurullah, estağfurullah. Bir dahaki sefere babanla da tanışırız umarım. Buyurun. Güle güle evladım. Güle güle. Her zaman bekleriz evladım. Ya Ozan Bey, işte böyle. Yani zamanında biz de gençtik. Yani bu yollarda biz de yürüdük. Yani fakat şimdi bizim ailemizin bazı kaideleri var. Yani bazı hassasiyetleri var. Yani bunlar incitilmedikten sonra bizim gençlerin birbirleriyle tanışması falan, yani mani olmayız biz. Yani siz tanışacaksınız ki birbirinizle, biz de sizi tanıyalım. Ben sizi çok iyi anladım. Yani sizin ailenizi çok iyi anladım. Aferin. Zeynep kızım, sen de oyalanmadan içeriye geçersin artık. Tamam, hadi. Hadi artık işimize bakalım. Selfie'ye kan bulaştı. Kadın düşmanı ilan edilmişti. Kız arkadaşı uğruna bıçaklandı. Fenomene saldırının arkasından aile dramı çıktı. Babası yaşında adama satılan sevgilisi uğruna canından oluyordu. Saldırganın kimliği gizemini korurken ünlü fenomenin kız arkadaşı Zeynep Çetin'in eski nişanlısı ise azmettirici olarak akşam saatlerine gözaltına alındı. Ozan Mert'in yeni sevgilisi Zeynep Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken genç kızın yaşanan olay sonrasında büyük şok yaşadığı konuşuluyor. İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan Zeynep Çetin son günlerde Ozan Mert'le yaşadığı aşkla herkes... İsmail amca. Allah'tan Kadir abi erken uyudu da görmedi bunları hiç. Üzülürdü vallahi. Oo, Zeynep ablam da iyice ünlü oldu ha. Ay, yengemle de çekecekler mi acaba? Ha. Yani... Ay yok artık. Gazeteciler de mi gelmiş? Hepsi Zeynep'ler için mi gerçekten? Hadi kızım yürü, bakma yürü. Ana haber bültenleri muhabir göndermiş. Magazin de burada. Ya ana haber, bu daha önce hiç başımıza gelmedi. Artık karşımıza değil, yanımızdalar. Ben diyorum ki... Polis kızın eniştesini de götürdü. Eğer şu azmettirici nişanı durumunu biraz daha kaşırsak... ...satılık kız falan durumları acayip tıklanır. Ben diyorum ki... Yok annem, yok. Bir şey yok. Anlatacağım ben sana sonra. Bir Salih Bey'e bakayım. Sağ olsun. Yeni şoför gelene kadar çok iyi idare ediyor. Bahşişini ver, gönder şunu, kalabalık yapmasın. Merak etme sen. Ben buradayım. Kardeşimin yanındayım yani. Sakin ol sen. Annem tamam, sakin ol. Bir şey olmaz yani, buradayım ben. Hah, çıktı anne, çıktı, kapatıyorum ben. İyi değil mi? Yolunda her şey. İstemeyecek. Biliyorsun. Böyle olması gerekiyor çünkü kardeşim böyle istiyor.
Çok üzgünüm. Pardon. Biz o zaman Mert için gelmiştik. Ameliyattan yeni çıktı. Odayı alıyorlar. Teşekkürler. Kızı. Kızım ne oluyor? Kız. Kızım nereye gidiyorsun? Ay anne birini gördüm sandım da. Benzettim herhalde. Kızım hadi yürü. Yürü. Geçti. Geçti. Çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Ama ben hiç böyle olacağını bilemedim. Yani bilseydim en başından hiç bu işe girişmezdim. Gerçekten. Zeynep'ciğim geçecek. İyi olacak. Önemli olan da bu. Geri kalan her şeyi polis halledecek. Sen hiç kendini boşu boşuna suçlama, tamam mı? Ben artık... Geçmiş olsun. Refakatçi kim kalıyor? Kız arkadaşı kalacak. O zaman ben... Zeynep biz dışarıdayız, girmeyin. Evdekileri ben hallederim. Tamam. Tamam. Sesin çıkmıyor. Gerçekten merak ediyorum artık. Ne oldu? Şaka mı bu? Kızım ne bu halin? İyi valla bir şeyim yok ama. Ya biz bir eve gidelim. Üstünü başını değiştir kendine gel. Size de çok geçmiş olsun Starla Hanım. Biz duyduğumuzdan beri gerçekten kendimize gelemedik. Yani sebep olanları Allah bildiği gibi etsin. Hepimize çok geçmiş olsun. Biz sizinle birazcık konuşalım mı şurada? Buyurun. Şu haline bak. Başına gelecek ne kaldı daha? Türkan Hanım, Zeynep bugün eve gelemez. Hatta belki birkaç gün gelemez. Ozan'ın yanında refakatçi kalması gerekiyor. İmkansız bu. Yani nasıl olur ki? Babası, dedesi, evde herkes onu bekliyor. Ben nasıl izah edeyim ki onlara? Gece gündüz tek başına dışarıda. Burası dışarısı değil ki. Burası bir hastane. Ama evdekiler... Türkan Hanımcığım, hiç bu konuyu daha fazla tartışmayalım. Bunun bir iş olduğunu hatırlatırım sana. Zeynep Ozan'ın yanında kalacak. Çünkü Ozan Zeynep'in işi. Evdekiler de senin işin. Şimdi herkes işinin başına. Zeynep'ciğim gel. Gel Zeynep'ciğim. Zeynep'in üstüne bir şeyler ayarlayalım olur mu? İyi misiniz? Ağrınız var mı?
Senin ne işin var burada? Sitare nerede? Ben dün gece refakatçi kaldım. Sitare Hanım öyle istedi. Bir şey ihtiyacın varsa şey hemşireyi çağır. Senden başka kimse kalmadı. Bir tek sen mi varsın? Abinizi mi soruyorsunuz? Ne abisi? Ne saçmalıyorsun sen? Siz istediniz. Ben yani telefonunuza baktım ama rehberde bulamadım. Arayamadım o yüzden. Sen benim telefonumu mu karıştırdın bir de? Nerede benim telefonum? Ve şifremi nereden biliyorsun? Zor olmadı yani. Selfie'ye kan damladı. Ünlü fenomen. Giden bir sevgilisinin gözleri önünde bıçaklandı. Suçlu eski nişanlı mı? Bıçaklanma anı mobeseye takıldı. Senin yüzünden oldu değil mi yine? Senin saçma sapan hayatın yüzünden bıçaklandım ben değil mi? Ya ben gerçekten çok üzgünüm. Hiç ben böyle olsun istemedim ki. Özür dilerim. İzlemeyin bence Ozan Bey.